Oğlum, hayatta her şeyi elde ettim. Uçaklara bindim, arabalara bindim, en iyi kızlarla gezdim. Mutlu olamayacaksınız. Olamayacaksınız. Rabbe yaklaşmadığın sürece mutlu olamayacaksın. Rabbime yaklaşmadığın sürece mutlu olamayacaksın. Bu kadar basit. Bak, ben içki içiyorum. Evet, kafayı sıyırıyorum. Ama sonuçta Rabbe yaklaşacağım. Göreceksin. Ben Rabbe yaklaşacağım. Göreceksin. Bakın, ayetin sebebi nüzulünü size okuyayım. Çok muhteşem bir sebebi nüzulü var bu ayetin. İnnallâhe lâ yaghfirû yuşrike bih. Aklınıza Hamza radıyallahu anhu'nun şehit edilmesi gelsin. Hamza radıyallahu anhu'yu kim şehit etti? Vahşi. Vahşi radıyallahu anhu. Bakın, Vahşi radıyallahu anhu, Hamza radıyallahu anhu'yu şehit ettikten sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam meclisine geliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan eman istiyor. Ve diyor ki, ben Allah'ın kelamını işitmek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam o kadar üzülüyor ki onu gördüğünde, hani amcası Hamza aklına geliyor ki, diyor ki, sen benim civarımda bulunma. Yani benim görmeyeceğim bir yerde otur. Yani onu kastediyor. Tabiri caizse. Tamam, yani görmeyeceğim bir yerde otur. Ondan sonra diyor ki, Allah'ın kelamını işitinceye kadar benim civarımda ol. Benim yakınımda ol. Tamam mı? Ondan sonra Vahşi radıyallahu anhu şöyle söylüyor. Daha o zaman Müslüman değil. Diyor ki, ben Allah'a şirk koştum. Allah'ın haram kıldığı bir canı aldım. Hamza radıyallahu anhu'yu kastediyor. Diyor ki, ve ben zina ettim. Subhanallah. Çok acayip değil mi? Ondan sonra diyor ki, Allah benim tövbemi kabul eder mi? Aleyhissalatü vesselam susuyor. Hiçbir şey söyleyemiyor ahi. Bunu bir tasavvur etsenize. Allah azze ve celle 7 kat semadan ayet indiriyor. Estaizu billah vellezina la yed'una ma'allahi ilahan akhar. Burada ayetin bağlamları Furkan suresinde İbadurrahman'la alakalı. İbadurrahman, Rahman'ın halis kulları. Allah'ın halis kulları hakkında Allah azze ve celle onların sıfatlarını sayıyor. Diyor ki, onlar Allah'tan başkasına dua etmezler. Bir, yani şirk koşmazlar. Allah'tan başkasına, Allah'la beraber başkasına dua etmezler. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmezler. اِلَّا بِالْحَقِّ Hak müstesna. Yani ne demek? Kısas varsa bu haktır abi, bu Allah Azze ve Celle'nin getirdiği bir şeydir. Rejim varsa bu haktır abi, bu Allah Azze ve Celle'nin getirdiği, üzerine basarak söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunlar müstesna, onlar başka bir nefsi, Allah'ın haram kıldığı bir nefsi öldürmezler. وَلَا يَزْنُونَ Ve zina etmezler. Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. Sizce Vahşi radıyallahu anhu ne desin? Diyor ki, ben bu ayette bir şart görüyorum. Belki de ben bu salih amelleri işleyemem. Allah'ın kelamını işitinceye kadar ben senin yanında kalmaya devam edeyim. Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Ondan sonra böyle söylüyor. Bunu söyledikten sonra Allah Azze ve Celle başka bir ayet indiriyor. Diyor ki, yani ben bu salih ameli belki işleyemem. Hani başka bir tabiri caizse, bizim tabirimizle söylüyor. Başka bir şey duyana kadar ben senin yanında gezineyim. Tamam? Allah Azze ve Celle başka bir ayet indiriyor. İnnallâhe lâ yaghfiru en yuşrake bih ve yaghfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmeyecek. Bunun altında istediğini affeder. Ve men yuşrik billâh فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظ۪يمًا Kim Allah'a şirk koşarsa büyük bir iftirayla, ne söyleyeyim, büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur. Allah'a iftira atmış olur yani. Tamam. Vahşi radıyallahu anh sizce ne desin bu ayeti duyduktan sonra? Diyor ki, belki de ben Allah'ın dilediği kullardan olmayayım. Yani ben belki Allah'ın dilediği kullardan değilim. Onun için Allah'ın kelamını işitene kadar ben senin civarında olayım. Bu ayetten sonra da onu söylüyor. Allah Azze ve Celle bir ayet daha indiriyor. Subhanallah, Kur'an'da var ya, bizim için en mucizevi, yani bizim için böyle müjdeyi veren en büyük ayetlerden bir tanesi.
Zümer suresinin 53. ayetini diyor. Subhanallah. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ Subhanallah. Diyor ki kendi nefislerinde aşırıya giden kullarım. Allah Azze ve Celle bize söylüyor ha. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları affedir. Allah bütün günahları affedir. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Şüphesiz ki odur gafur olan, rahim olan. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Bu nasıl bir ayet ya? Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Subhanallah. Şimdi Vahşi radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki artık ben bir şart görmüyorum. İslam oluyor, teslim oluyor. Daha Allah Azze ve Celle ne söylesin? Allahu Ekber. Abi bakın bu çok inanılmaz bir ayet. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları affeder. Ahi şirk bile Allah Azze ve Celle'nin affetmeyeceği tek günah, ondan bile tövbe etsen Allah Azze ve Celle seni affediyor. Hatta subhanallah ben bazı kitaplarda rastladım. Diyor ki bir kul estağfirullah demesine bile gerek yok Allah'ın onun tövbesini kabul etmesi için. Kalbinde pişmanlık duyarsa yeter. Subhanallah.